Ben Efecan Güner, Informatik Innovation'da yaklaşık bir yıldır CAD tarafında çözüm mühendisi olarak çalışıyorum. Bazılarınızla belki teknik destek çağrılarında tanışmışızdır. Saha çalışmalarımız arttığı zaman pandemi sonrasında belki umarım yüz yüze tanışma imkanımız da olur. Şimdi bugünkü webinarın konusu Creo Apps, Creo Utilities nedir? Müşterilerimizden gelen istekler, geri dönüşler ve önerileri dikkate alarak kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirilen Creo Apps'ten bahsedeceğiz bugün. Bu araçlar Creo'da bazı komutları, yani sık sık kullandığımız bazı komutları, bazı yolları otomatikleştirerek ve yeni fonksiyonlar ekleyerek işinizi kolaylaştırmaya yarıyor aslında bakarsanız. Bu amaçla tasarlandılar. Bu ürünü iç kaynaklarımızla ortaya çıkardığımız için de, yani bu bir üçüncü parti yazılım olduğu için de, aslında hem sorunlarınıza hızlı çözüm bulma hem de ihtiyaçlarınızı karşılama açısından imkanlarımız geniş bu noktada. Creo'da yürüttüğünüz tasarım süreçlerinde üretkenliğinizi artıracak komutlar içeriyor ve hepsinin de aslında kullanımı çok kolay. Sunum sırasında yapacağım demolarda göreceksiniz. Creo'da bulunan menülere eklenen yeni komutlar bunlar. Öncelikle Informatik Innovation'dan bahsedecek olursam, merkezi İspanya'da bulunan Integral Grup içerisinde yer alıyoruz. Integral İspanya dışında Portekiz, Brezilya ve Türkiye'de aktif operasyonları bulunan bir grup şirketi. Bizim odak noktamız gittikçe daha akıllı gelen günümüz dünya akıllı bir hale gelen günümüz dünyasında şirketlerin ürün ve hizmetleri için rekabet avantajı elde etmelerine ve bunu sürdürmelerine yardımcı olan kurumsal çözümler sunmak. PLM, CAD, CAM, IoT ve kalite çözüm mühendislerinden oluşan uzman ekibimizde kurumsal ihtiyaçlarınıza ölçeklenebilir ve uçtan uca çözümlerimizle cevap veriyoruz. Şimdi kısaca bahsetmek istiyorum Integral Soft'un ürünlerinden size. Sales Configurator öncelikle satış departmanınız tarafından oluşturulan ürün konfigürasyonlarını Windchill PLM, ERP ve diğer sistemlere sipariş olarak düşüren bir araç. Satış ekibinize gelen müşteri sorularını satış ekibiniz çok derin bir teknik bilgi ihtiyacı olmadan kendi başlarına çözebiliyorlar ve yapılandırma seçeneklerini hızlıca sunabilmiş oluyorlar. Spare portala gelecek olursak yedek parça portalı, 3 boyutlu görüntülerle desteklenen ve kolay kullanımlı bir arayüze sahip hızlıca adapte edebiliyoruz bu sistemi. Weaver, PTC'nin Creo Weave uygulamasını ya da programını bilenler için aslında ne olduğu isminden de aşikar bir ürün. Çeşitli görsel materyalleri PDF, 3D model, teknik resim ya da herhangi bir formattaki resim gibi görsel içeriğe sahip elektronik belgeleri görüntülemenize yarayan bir araç. Connect ise burada bahsettiğim araçların mevcut sistemlerinizle dijital olarak aslında konuşmasını sağlayan araç. Yani bugün veri bu kadar önemliyken günümüz dünyasında verinin üretildiği, işlendiği ve çevrildiği platformlar arasında entegrasyonu biz Connect ürünüyle sağlıyoruz. Bu kısa tanıtımın ardından isterseniz bugünün asıl konusu olan Creo Utilities ve Creo Apps'e geçelim. Creo Apps içinde farklı çözümlerimiz mevcut. Creo Configurator büyük miktardaki CAD dosyalarınızın otomatik olarak numaralandırılmasını sağlıyor. Time tracking ise şirketinizdeki kullanıcıların tasarım sürecinde geçirdiği zamanı parça ve montaj bazlı olarak kayıt eden ve mevcut kaynaklarınızı daha verimli yönetmenizi sağlayan fonksiyonel bir araç. Bugün bahsedeceğimiz aracımız Creo Utilities. Bu bahsettiğim komutları içeren araç. Creo yardımcı araçları da diyebiliriz buna aslına bakarsanız. İçinde şu anda Creo ile çalışırken sizi hızlandıracak 7 pratik komut var. Hepsinden bahsedeceğim ve demolarda da nasıl çalıştıklarını göreceğiz. Öncelikle şöyle bir isim olarak komutlara hızlıca göz atalım. Her biri bunların mevcut Creo özelliklerinin geliştirilerek otomatize edilmesiyle
pratik bir kullanım sunan komutlar. Replace by copy, assemble many, import many, rename, aslında birçoğu da isminden de ne işe yaradığı tahmin edilebilecek komutlar. Export step, single file ve max dims. Ayrıca bunları istediğiniz takdirde Türkçeleştirme imkanımız da bulunuyor. İlk komutumuzla başlayacak olursak replace by copy montaj içindeki bir komponenti tek tıkla kopyasıyla değiştirebiliyorsunuz. Replace by copy komutuyla. Ayrıca Winch ile de uyumlu çalışıyor. Şimdi burada replace ettiğimiz parça direkt olarak workspace'e düşüyor. Nasıl çalıştığına bir bakalım. Öncelikle bir örnek demo modelimi açıyorum. Şimdi replace by copy komutunu kullanmadan önce kısa bir ayarlama yapalım. Şöyle. Bakın, bahsettiğim CreoApps komutları Creo'da şöyle bir yeni sekme açtım ben. Normalde burada bilirsiniz annotate ya da tools gibi değişik tablolar var. Ben şimdi kafa karıştırmasın diye diğerlerini gizledim. CreoApps Ribbon tabının altına geliyor komutlarımız. Bahsettiğimiz komutlar. Replace by copy şöyle çalışıyor. Kopyasıyla değiştirmek istediğiniz modeli seçtikten sonra Replace by copy komutuna tıklıyorsunuz ve tek tuşla yeni ismini girdiğinizde artık montaj içerisindeki parçanız kopyasıyla değiştirilmiş oluyor. Eski hali de çalışma klasörünüzde bulunmaya devam ediyor. Replace by copy komutu aynı zamanda direkt olarak model ağacına da getirilebiliyor. Bakın burada ben getirdim örneğin. Bunu da şöyle yapıyoruz. Customize dedikten sonra bu komutlarımız toolkit commands altına geliyorlar. Replace by copy komutunu tutup sürüklemeniz yeterli oluyor. Bu işlemi bir kez yaptıktan sonra artık değiştirmek istediğiniz, replace etmek istediğiniz parçaya tıklayıp hızlıca tıpkı diğer komutlarımızı kullandığımız gibi replace edebiliyoruz. Hatta şöyle gidelim çalışma klasörümüze. Gördüğünüz gibi bakın yeni isimlendirdiğim dosya oil replaced burada yer alıyor. Hatta bir tane daha isimlendirelim yeniden. Örneğin oil cooler head'i replace by copy komutuyla değiştireceğim. Eski ismi oil cooler head. OCL replace diyelim. Gördüğünüz gibi tek tuşla bu komutumda bu parçamda değişmiş oldu. Oil cooler head hala burada bulunmaya devam ediyor. Söylediğim gibi ilk komutumuz bu şekilde. Bu arada sorularınız olursa GoToWebinar üzerinden bana Questions bölümünden gönderebilirsiniz. Anlık olarak görürsem hemen cevaplarım ya da isterseniz sorularınızı bekletip sunum sonuna da saklayabilirsiniz. Şimdi bir sonraki komutumuz gelecek olursak assemble many. Assemble many tek seferde birden fazla komponenti montajlamanıza yarıyor. Normalde biliyorsunuz Creo içerisinde montaj yaparken bir montaj dosyasını açtığımızda her içeri eklemek istediğimiz parça için montajı tek tek parçaları tek tek eklememiz gerekiyor. Burada birden fazla partı artık tek seferde çağırabiliyoruz. Burada belirtmek istediğim nokta assemble many komutu Winchill ile birlikte şu anda çalışmıyor. Yani Winchill ile çalışmayan müşterilerimizin kullanımına açık. Belki ileride ISF'ten Winchill ile birlikte çalışacak şekilde bir güncelleme gelebilir. Şimdi bunun da bir demosuna bakalım hızlıca. Mevcut parçamı kapatıyorum. Şimdi şöyle bir montajım var. Bu montaj içerisinden örneğin iki tane parçayı ben kaldırayım öncelikle.
Sonrasında birlikte her ikisini alalım. Oil cooler ve örneğin filter head. Bu iki parçayı silelim. Diğerlerini de fixleyelim yerlerine. Şimdi nasıl kullanıyoruz? Assemble menü komutunu. Creo Apps altından Assemble menüye geldiğimde otomatik ya da default yerleşim seçeneklerini sunuyor bana. Bunun ardından Oil Cooler ve Filter Head sanırım. Aç dediğimizde bu iki parça gördüğünüz gibi tek komutla montaj içerisine çağrılmış oldular. Gayet hızlı ve pratik bir şekilde, yani bunun iki değil de 50 parça olduğunu düşünürseniz her seferinde eklemek yerine assemble altından birden fazla parçayı montaja çağırıp daha sonrasında, tabii burada otomatik ve default seçenekleriyle geliyor ama siz daha sonrasında montajınızın yerleşeceği yeri ya da sahip olacağı referansları, ilişkileri tanımlayabilirsiniz. Assemble menü komutumuzda dediğimiz gibi çok kolay, pratik, kullanılabilen bir komut. Şimdi bir sonrakine bakacak olursak, bu arada bakayım sorusu olan var mıdır? Şu ana kadar bir soru gelmemiş. Rename komutu. Normalde biz montajdaki bir dosyada rename, yani isim değişikliği yapacağımız zaman ne yapıyoruz? O komponenti yeni bir pencerede açıyoruz önce montajın içinden. Daha sonrasında şöyle Manage File altından rename yapıyoruz ve sonrasında parçayı kapatıp montaja geri dönüyoruz. Ama özellikle çok büyük montajlarda ve birden fazla komponentin rename edileceği durumlarda bu işlem zaman kaybına neden oluyor. Yani bu Ribbon'da bulunan ve montaj ekranında kullanılabilen bir komut değil rename. CreoX içinde gelen rename komutuyla artık herhangi bir komponentin ismini, montajınızdaki herhangi bir komponentin ismini direkt olarak montajın açık olduğu pencereden çıkmadan tek tıkla değiştirmeniz mümkün oluyor. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Yine aynı model üzerinde isterseniz yapalım. Ama öncelikle bir kapatayım şu ilk orijinal ile açalım bunu. Outdate referanslar vardı. Şimdi rename komutunu kullanmak için yine ne yapıyorum? Öncelikle rename etmek istediğim parçamı seçiyorum. Örneğin şuradaki civatayı rename edeceğim. Rename'e tıkladığımda bana yeni ismini soruyor. Mounting bolt. Bolt renamed olarak değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi montaj içerisindeki tüm mounting bolt ikiler Mounting Bolt renamed olarak yeniden kaydedildi. Yani bunu normalde ne yapacaktım? Örneğin şu parçayı rename etmek için parçayı açacaktım. Bu küçük bir montaj. Hızlıca açıyorum. Sonrasında File altından Manage File'a gidip rename edecektim. Ama komutla hızlıca yapabiliyoruz. Burada da dezavantaj şu. Toplam 7 komut anlatacağız. İlk anlattığım Replace by Copy değil de import menu ve rename komutları şu anda için en azından Winchill ile uyumlu değil. Ki zaten rename muhtemelen hiçbir zaman Winchill ile uyumlu olmayacak. Çünkü Winchill buna izin vermiyor. Böyle bir durum var. Ama diğer komutlarımız rahatlıkla Winchill ile birlikte kullanılabiliyor. Onlar da yine çok pratik ve işi kolaylaştıran komutlar. Şimdi bir sonraki komutumuza gelecek olursak. Export step. Bu komutla montajınızı oluşturan partları ayrı dosyalar halinde ve tek tuşla export edebiliyorsunuz. Güzel, gayet faydalı bir özellik. Bazen bir tedarikçiyle ya da müşteriyle data paylaşımı yaparken natural step formatını kullanmamız gerekebiliyor. Böyle durumlarda işte save as diyoruz. Sonra işte çeşitli ayarlar yapıyoruz. Step formatına çıktı alıyoruz. Bunun yerine export step komutu tek tuşla bu işlemi hallediyor. Gelelim tekrardan örnek dosyamıza.
Şöyle çalışıyor. Creo Apps altından tekrar. Export step'i seçeceğim. Şimdi iki tane benzer komutumuz var. Biri export step, biri ise export step single file. Bunları birbirine karıştırmamak için şöyle açıklamak istiyorum. Şimdi export step'te montajınız içerisindeki yer alan tüm partlar birbirinden ayrı dosyalar halinde kaydedilirler step formatında. Single file'da ise tüm montaj tek bir dosya olarak ve step formatında kaydedilir. Bunların nasıl çalıştığına bakalım hemen. Yaparken çok daha netleşecek her şey. Öncelikle export step komutunu kullanıyorum. Bu komutla montaj içerisinde yer alan tüm partlar ayrı birer dosya olarak dışarı çıkacaklar. Koordinat sistemimi seçiyorum. Ardından bakın otomatik oluşturuyor. Çalışma klasörümde step klasörünü. OK dediğimde tüm dosyalar dışarı aktarıldı şu anda. Aşağıdaki mesaj ekranında görebiliyorum. Bakın gidelim konuma. Apps 7.2. Bakın step diye bir klasör oluşturdu. Creo Apps ve altında gördüğünüz gibi tüm step dosyalarımız aktarıldı. Yani dönüştürülerek buraya kaydedildi. Bir de single file'ın nasıl çalıştığına bakalım isterseniz. Single file dediğimde de yine koordinat sistemini seçtiğimde bakın buraya kaydedecek oil filter head.stp olacak muhtemelen. Evet bu da çalıştı ve oil filter head stp dosyam dışarı aktarılmış oldu. Şimdi bahsetmek istediğim bir komut daha var. Single file'dan da bahsettik. Bu arada bu iki komutumuz da diğerleri gibi Winchill ile uyumlu çalışıyor. Bu noktada bir sorun yok. Hemen kısaca sorularınıza da bakayım. Herhangi bir soru var mı? Şu ana kadar bir şey gelmemiş. Import menu'ya gelelim. Import menu komutumuzda da Creo içine import edilebilen tüm formatlar destekleniyor. Tek tek import etme gereksinimini ortadan kaldırıyor bu komut. Yani biliyorsunuz normalde import edeceğimiz zaman farklı CAD programlarından gelen dataları açıyoruz. Her birini tek tek open ya da import diyerek profiller seçerek içeriye aktarıyoruz. Daha sonrasında kullanıyoruz. Import menu ile artık birden fazla dosya ve birden fazla tipteki dosya tek komutla içeri aktarılabiliyor. Hemen Creo'ya geri dönelim. Şu önceki açmış olduklarımı kapatmak istiyorum. Import menu bakın şu anda herhangi bir dosya açık değilken Creo'da aktif. Diğerleri tabii bir montajın ya da bir partın açık olmasını gerektiren komutlar. Import menu şu anda aktif sadece. Import menüyü seçtikten sonra önce bir çalışma klasörümüzü seçelim. Apps altından import menü dediğimde daha önceden benim hazırlamış olduğum farklı tipteki görüldüğü üzere dosyalar var. Step, CAD Part ya da SolidWorks gibi programlardan gelmiş. Hepsini seçerek aç dediğimde Creo hepsini analiz ederek yüzey özelliklerini tarayarak import işlemini gerçekleştiriyor birer birer ve hepsini ayrı birer pencerede açıyor. Bu noktadan sonra datalar üzerinde değişiklik ya da montajda kullanma ya da her ne ihtiyacınız varsa bunları gerçekleştirebiliyorsunuz. Bakın datalar açıldılar. Şimdi bir komutum daha var. Anlatmak istediğim. Bu da bize çok sorulan ve farklı şekillerde Creo'da örneğin model check'le gerçekleştirebildiğimiz bir komut. Max dims bir parçanın
maksimum özelliklerini, maksimum pardon boyutlarını çıkarabilmek için Max Teams komutunu kullanıyoruz Creo Apps içinde gelen. Tabii bazen parçamızın maksimum boyutlarını hesaplamamız gerekebiliyor. Gerek lojistik gerekse de parçayı işleyeceğimiz kütüğü hesaplamak adına. Dediğim gibi normalde bunu model şekli yapıyoruz ama Max Teams ile çok daha basit bir şekilde ve tek tuşla komponentinizin maksimum boyutlarını hesaplayabiliyorsunuz. Şimdi bu komuta da gelmeden önceki dosyalarımızı kapatmak istiyorum. Ve şöyle Max Teams'e gidelim örneğin. Burada bir filter head dosyam var. Bunun üzerinde çalışma yapabilirim sanırım. Bakın yine Cray Apps altına geldim. Maxims'e tıkladığımda arkada bir worker çalışıyor ve modelin maksimum boyutlarını gördüğünüz gibi görselleştirerek ekrana getiriyor. Bunlar parametre olarak geldikleri için aynı zamanda teknik resimleriniz içinde de maksimum dimension'ı tablo içine getirebilirsiniz örneğin. Hatta bir deneyelim yapmayı. Yeni bir drawing oluşturalım. Okay. Şöyle 3'e 3 bir tablo oluştursak. Burada örneğin x diyelim. 3'e 3 fazla oldu gerçi. 3'e 2 gerekliydi ama. Şöyle yapacağız. Çağırmak istediğimiz parametreler. Dim max x dediğimde gördüğünüz gibi bakın içerisinden yani model özelliklerinden bu parametreler teknik resime de hızlı ve kolayca yansıtılabiliyorlar. Yine dim max örneğin y ile çağırdığım komutta modelimin y'deki boyutlarını getirecektir karşıma. Yani teknik resime de dediğim gibi bunları bir template haline getirdikten sonra hızlıca çağırmanız ve parametrik olarak kullanmanız mümkün oluyor. Şimdi anlatacağım komutlar bu kadar. Asıl merak ettiğim bu arada bu komutumuz da yine Winchill ile uyumlu çalışıyor. Asıl nokta özellikle bizim Creo Apps'te önem verdiğimiz sizin geri dönüşleriniz ve sorularınız. Çünkü bu komutlar kendi ekibimiz tarafından hazırlandığı için hem üzerinde isteğinize ya da ihtiyaçlarınıza göre konfigürasyon yapma şansımız mevcut. Hem de bunlar dışında başka ihtiyaçlarınız varsa ya işte şunu yapsak çok iyi olur. Bunlar da değerlendirilmeye alınıp yeni bir ürün olarak ya da işte Creo Apps içine ek bir fonksiyon olarak ekip tarafından sunulabilir. O yüzden şimdi ya da daha sonrasında, webinar sonrasında eğer sorularınız, önerileriniz olursa duymak bizi çok sevindirir. Import bir soru var. Import menü komutunda hepsini seçip açtığımızda bu işlem hız açısından faydalı oldu mu? Daha önceden tek tek açtığımızda fazla parça olduğu için işlem uzun sürüyordu. Hız açısından şöyle bir faydası var. Tek tek hepsini seçmiyoruz. Yani direkt olarak tek seferde dosyaları seçtiğimiz için her seferinde yapılan o git dosyayı seç, import et, git dosyayı seç, import et. Burada o işlemler aradan kalkıyor ve çok daha hızlı bir şekilde import edilebiliyor. Bir de bizim şöyle bir deneyimimiz oldu. Bir müşteri datasında tek tek import ettiğimizde atıyorum hata sayısı, import dosyalarda sonuçta hatalar, işte bozuk yüzeyler çok çıkıyor. Tek tek import ettiğimizde örneğin hata sayısı 150 iken import menüyü kullandığımızda 20'lere 30'lara düştüğü oldu. Yani tabii bu o case'e özel de olabilir, o duruma özel de olabilir ama hız açısından kesinlikle bir avantaj sağladığını söyleyebilirim. Hem de kullanım kolaylığı açısından.
Teşekkür ederim bu arada sorunuz için. Cevap oldu mu sorunuza? Replace by copy'de parça üstündeki montaj linkleri ya da sketch'teki linklerde herhangi bir kopma oluyor mu? Sanırım bu soruyu Winchill için soruyorsunuz. Şimdi daha önce denemedim bunu. İsterseniz Hasan Bey, ben bununla ilgili size geri dönüş yapayım. Mail adresiniz kayıt olduğunuz linkte var. Hemen webinar sonrasında bir testini de gerçekleştirip cevaplandırmak istiyorum onu. Rica ederim Gülay Hanım. Siz de sağ olun. Dediğim gibi burada yani çok önem verdiğimiz nokta şu, sizin ihtiyaçlarınız ve bizim yapabileceklerimiz. Çünkü daha öncesinde PTC ürünlerinin işte satışı, teknik desteği bu süreçleri gerçekleştirirken şimdi artık biraz daha yazılım tarafında da yani direkt integral olarak ve informatik olarak yazılım tarafında çözümlerimiz sunulmaya başlandı. Hatta bazı müşterilerimizden de şu an Otokar'dan da katılımcılar var galiba. Orada da birkaç integral ürünü, integral soft ürünü sanırım devreye alındı yakın zamanda. Başka sorularınız olursa alabilirim. Bu arada sorularını sorup gidenler gitmeden önce eğer takip etmiyorsanız halihazırda LinkedIn üzerinde Informatik Innovation Bilişim AŞ'yi ve YouTube'da da üstte yer alan Informatik Innovation'ı takip ederseniz hem bu yaptığımız webinarların kayıtlarını YouTube üzerinde takip edebilirsiniz katılamamanız durumunda hem de webinar duyurularını LinkedIn üzerinde eğer kayıt olursanız pardon takip ederseniz kaçırmamış olursunuz. İletişimde kalmış oluruz. Bir iki dakika daha bekleyeceğim. Eğer sorularınız olursa cevaplandırabiliriz. Tekrar teşekkür ederim katılımlarınız için. Bir sonraki webinarda ya da bir saha ziyaretinde tekrar görüşmek, mümkünse tanışmak üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar dilerim herkese.